tartıştığınızda ilk kim barışır? Yalan. Asabiyimdir, sinirliyimdir. Ama en çok o cimridir. Kendi parasına, benim parama değil yalnız. Kimin alacak bana? Spray. Yılbaşına daha çok var. Merhaba arkadaşlar, evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Epeydir çekemediğim soru cevap videosu vardı. Sonunda Mika ile birlikte dedim artık bugün olacak. Aslında bugün şeye gidecektik, Taşköprü'ye. Fakat kendisi kahvede çok vakit geçirdiği için, geç de geldiği için dedim bugün ne olursa olsun bu video çekilecek. Kendisini getirdim yine nereye? Kültür Park'a. Yine aynı yerimizdeyiz fakat aynı yerde değiliz. Birazcık daha ilerideyiz. Tabii ki tüm samimiyetimizle birlikte, öyle değil mi? Evet. Heh, öyle. Sizin sorularınızı cevaplayacağız. Aslında ilk olarak şöyle yapalım. Nasıl tanıştığımızı, nasıl evlendiğimizi, bu tarz böyle sorular sormuşsunuz. İsterseniz oradan başlayalım ve nereli olduğumuzla dair. Evet. Sen söyle. Topu sana attım. Evet. Aslen Kosovlu olmakla beraber Kars'ta doğduk, büyüdük. Ben özellikle Kars'ta doğup büyüdüm. Eşim de Kosovlu. Eşimin babasıyla benim babam amca çocukları. O Zonguldak'ta doğup büyümüş. Bir de bu tarafa bakacaksın konuşurken. Evet. Kendisi bilmiyor da peki. akrabayız yani sonuçta. Amcamın oğlu. Nasıl tanıştık derseniz zaten birbirimizi tanıyorduk. Küçük. Hayır, tanımıyorduk. Tanıyorduk. Ben seni tanımıyordum. Sen tanımasın da ben seni tanıyordum. Nasıl tanıyordun beni? Eve geldiğimde oyuncaklarını göstermiştin. Deli. Ama ben seni hayal meyal hatırlıyorum. Sen küçüktün o zaman. Evet. Aramızda kaç yaş var? 6. 5, 6 yaş. 6 yaş. 6 yaş evet. Var. 73 doğumlu. 78 doğumluyum ben. Evet. 6 yaş mı oluyor? Ailelerimiz... 6 yaş mı oluyor? Bir dakika. 5 yaş ya. 5 mi? 5. Olsun, biz yine 6 yapalım. Aileler araya girdi. Aileler küçükken böyle bir şey konuşmuşlar. Olup olacağı tabii ki yıllar sonra. Evet, ben lise sondaydım. Kazandı. Polis okulundaydım. Olur mu diye düşündük. Gittik, gördüm. Geldim, gördün. Gördük. Gördüm, evet. Gördük. Hatta diğer amcamın evinde buluştuk. Sohbet ettik. Buluştuk. Zaten onun evinde konuştuk. İsrafil amcamın. Evet. Emre'yi yolcu etmeye gitmiştik ya, Emre'yi götürmüştük elini öpsün diye. Evet. O amcamızın evinde buluştuk. İlk buluşma yerimiz orası ya, şaka gibi. Ev. Aynen. Evet. Sonra sevdik birbirimizi. Diyorsun. Ailemiz. Sen beni beğendin mi ilk gördüğünde? Beğendim. Vallahi. Bayıldın değil mi? Yok, bayılmadım da beğendim. Velhasıl evlendik. Evet. Sene kaçtı? 95'in sonuna doğru tanıştık. 95 evet. 96'da evlendik. 96'da evlendik. Yaz aylarında 6. ayda evlendik. Evet. Kaç senelik evliyiz? 21 senelik evliyiz. Evet, 21 senelik. Estağfurullah. 25 senelik evliyiz. 25 senelik değil mi? Evet, 25 senelik. Benim var ya, şu rakamlarla hiç aram yok. Evet. 26 sene olmuş. 25 sene tam. 25, ay pardon, 25 sene. 25 sene oldu. Böyle sorular geliyor. Nasıl tanıştınız, işte nasıl evlendiniz diye. Evet. Aynen bu şekil oldu. İki tane, üç çocuk annesiyim. Zaten biliyorsunuz ilk çocuğumuz vefat etti, öldü. İki tane oğlum var, Emre ve Mustafa. Emre zaten askerde, dünden beri de onunla konuşamıyoruz. Bugün de babası bir çağrı yaptı. Geri dönüş yapmadı halen. Ondan bir telefon bekliyoruz. Neyse. Şimdi sorularınıza gelelim. Eşimin telefonunu aldım. Şimdi tek tek cevaplayalım. İlk soruyu soruyorum. Birbirinize sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikler nelerdir? İlk Mikael cevaplasın, sonra ben cevaplayacağım. Evet, bir kere eşimin temiz ve titiz olmasını çok seviyorum. Ama çok söylenir. Abartıya kaçmamak şartıyla. Yani. Kaçıyor muyum bazen? Çok kaçıyorsun bazen. Aa. Abartıya. Evet. Onun haricinde anneliğini çok seviyorum. En önemlisi de eşime sonsuz bir güvenim var. Asla da gözüm arkada kalmadı bugüne kadar yani. O yönden çok seviyorum ki, çok takdir ediyorum kendisini. Başka? Kötü huylarından... Hayır, hayır. Bir kere küsü sevmez eşim. Kolay kolay küsmez. Yalan. Küstüğü zaman da bir ay falan konuşmaz. Hayır, orası yalan. Başlarda küsüz hiç sevmezdi de sonradan. Evet. O da artık alıştı herhalde bize.
Nasıl bize? Yani bana. Evet. Şimdi ben anlatacağım çünkü. Evet. Gezmeyi çok sever. Hayır, sevdiğim özelliği. İşte senin sevdiğin özelliği. Kendisi çok neşelidir. Tabii ki bu özelliğini de çok seviyorum. Sen öyle misin? Durup dururken bizi neşelendirir. Sağ olsun. En kötü, en mutsuz zamanımızda bile evet. Neşe kaynağı olur. Güldürürüm. Güldürür, evet. Sevmediğim özelliğin çok yerel. Biraz fazla konuşur. Sevmediğiniz, yani, bu kadın, sevmediğim mi? Sevmediğim demeyelim. Sevdiğim özelliklerin neler? İşte bir titizliği abarttığı zaman o zaman çok sevmiyorum. Bir de her şeyi tertipli, düzenli, nizami olmasını istiyor. Askeri düzen. Sonuçta biz erkekler biraz daha salaş bir insanlarız yani. Atıyorum bir bardak aldık, su içtik, onu götürüp yerine koymayız veya masanın üzerine rastgele bırakırız veya bir sandalyeyi çektiğimiz zaman onu yerine bırakmayız. Bir tartışmamız bu yüzden çıktı. Evet. Bir ay küstük. Çok üzerime düşmesi. Nasıl? Çok üzerime düşmesi, biraz beni rahat bırakmaması. Ne anlamda? Yani gezme, tozma. Yani bir yere gitme. Eve gel. Ben karışırım. Ya karışıyorsun zaten, bütün kadınlar karışır da. Hı. Yani o da erkekleri biraz sıkıyor işin gerçeğini. Sen de söyleyeyim. Kahveden birazcık erken gel. Kahve de bizim şarj olduğumuz yerlerden birisi yani. Neyse. Şimdi sevdiğim özelliğim, çok iyi bir baba olmasını çok seviyorum. Evine bağlı olmasını çok seviyorum. Başka aklıma gelmiyor. Yani eşini, evine çok iyi bir baba, çocuklarına çok iyi bir baba. Sevmediğin özellik? Sevmediğin özelliği saysam bir saat bulur mu ki acaba? Küsüyor. Çok böyle aşırı küsüyor. O huyunu hiç sevmiyorum. Bir de bazen herhalde mesleğinden dolayı birazcık asabi. Bir o kadar melek gibi, bir o kadar da çok fena. Doğru mudur? Evet. O da mesleğinden dolayı. Bir an hiç olmadık bir şeyde böyle pır oluyor. Ama herhalde senin meslekle alakalı. Genelde asker ve polisler böyle oluyor. Daha böyle bir asabi oluyorlar. Onun haricinde iyisin. Teşekkür ederim. Severim. Severim seni. Kim daha kıskanç? Ben daha kıskancım. Evet. Sen? Ben de kıskancım ama sen yok. Sen, evet, sen o kadar değil yani. Bir de beni artık bu saatten sonra herhalde kıskansa bana terelerli gelir. Yani alışmışım ben. Bayağı çünkü beni rahat bırakır. Allah razı olsun. Her zaman giderim, şey yaparım. Yani hesap sormaz. Neredeydin, ne yaptın, ne ettin. O yüzden sağ ol, teşekkürler. Yani o konuda süpersin. Birbirinizi üç kelimeyle anlatırsanız bu kelimeler ne olur? Beni üç kelimeyle anlat. Neşe. Evet. Hüzün. Hüzün mü? Hayır, üç kelimeyle anlat beni. Neşe. Mesela ben sana süper baba derim. Ben de sana süper anne derim. Ha, o zaman öyle olsun. İki kelime olsun. Aşık olarak mı evlendiniz? Hayır. Gönül usulüyle evlendik. Gönül usulüyle demeyelim onu. Aslında birbirimizi gördük biz yani. Beğendik. Evet. Yani ama gönül usulü hikaye. Ya bir aşk yaşamadık, doğru. Ya aşk yaşamadık, evet. Birbirinizi ilk defa görünce ne hissettiniz? Vallahi evleneceğim dedim ben herhalde bu adamla. Şimdi ben ilk gördüğümde dedim bu kız çok uçuk. Kaçık biraz. Evet, ben çok uçuktum. Evet. Acaba dedim. Olur mu? Ama oldu. Tabii sonradan ısındık, konuşarak daha iyi ısındık birbirimize. Evet. Ben çok uçarıydım. Cidden değil mi? Çok çok fenaydım yani, var ya. Yani giyeceğin pantolona kadar karışırdı, öyle söyleyeyim yani. Evet, hayır, o karışmayı boş ver. Kendim de çok böyle havalıydım. Aşırı derecede. Değil mi? Bayağı şeydim ya. Yani hayat anlayışım müzik dinlemek, gezmek. Ama 18 yaşında evlenmişim. Lise sondaydım yani. Lise son yeni bitmişti. Normal. O yüzden kız çocuklarınızı lütfen erken evlendirmeyin. Erkek çocuklarınızı da erken evlendirmeyin. Belli bir yaş, belli bir olgunluğa geldikten sonra. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani. Niye güldün? Güleyim. Gülme. Burçlarınız nelerdir? Başak. Oğlak. Başak. Başak burcu derler ki temiz bir burç. Bence bu kadın başaklar için geçerli. Erkek başaklar için geçerli değil.
Bence senin Başak Burcu değilsin sen. Ya. Annen yanlış söyle. Yok, doğumun tam doğru yani. Doğumun Başak tam mı? Evet. Enteresan, nasıl bir Başaksa. Arkasını topluyorum. Birlikte ne yapmaktan hoşlanırsınız? Söyleyelim. Piknik yapmak. Evet. Biz bugünkü bir arkadaşımızla Mimin çok iyi. Biz mangalcıyız, değil mi? Aynen, çünkü ben mangal yapmayı çok severim. Çok seviyor. Bir de biz böyle dışarıda gezmeyi de çok seviyoruz. Eşim AVM gezmesini hiç sevmez. Zaten benim yanımda da görseniz çok nadirdir. Biz böyle arabamızın gezmek. Arkasında evet, gezmek, doğa, bu tarz şeyleri daha çok seviyoruz. Başka sevdiğimiz bir şey var mı birbirimizle? En sevdiğimiz bu. Yani değil mi? Birlikte gezmek. Aynen. Evet. Eşiniz kaç kardeş diye sormuşsunuz. 4 kardeş, bir kız, 3 oğlan. Eğer meslek yapma şansı olsaydı eşim için hangi mesleği tercih ederdin? Ben hep hayalimde mühendislik vardı. Mühendis olmayı çok istemiştim. Ama şu anda yaptığım işten çok memnunum. Şöyle söyleyeyim. İzne ayrıldıktan sonra gideceğim ilk günü hep iple çekerim ve çok heyecanlanırım. Her defasında böyle olmuştur 26 senedir. Ama sen mesleğini çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. Evet, yani. Çok severim. Burada söylemek için de söylemeyeyim. Aşık. Aynen. Hangi şehir ve ülkede yaşamak isterdiniz? Sahil kenarı. Memnun. Ben Avrupa'da da çok ülke gezdim. En güzel ülke Türkiye. Aynen. Yani Türkiye'de yaşamaktan gerçekten büyük zevk alıyorum. Aslında Bursa'yı da seviyorum ama fırsatım olsa deniz kenarında kesinlikle sessiz sakin bir kasabada yaşamayı tercih ederim. Köy hayatı değil mi? Hani, köy hayatı değil de böyle denize daha yakın. Daha böyle deniz yakın, evet. Daha sosyal bir ortamda. Sevdiğin renk? Siyah seversin sen. Mavi severim. Ne de mavi seversin sen? O zaman söyleyeyim burayı kes. Kırmızıyı çok severim. Nasıl kırmızıyı seversin? Çünkü sarı yanına çok güzel yakışır. Ha, onlar sarı onlar anladılar cimbo. Yani. Hobileri var mı? Ben söyleyeyim. Hobileri 1. Kahveye gitmek. 2. Mangal yakmak. Maç izlemek. Maç izlemek. Galatasaray'ın maçları. Başka? Saz çalmak vardı ama çabuk pes ettim. Sanat tarafı. Aslında çalıyordum. Sanat tarafın çabuk bitti. O çalanlara gördükçe ben kendimi çok kötü hissettim ve bıraktım. Çalamıyordu, yani. çalamıyordu. Çalıyordum ya. Çalamıyordum İbrahim. Dın 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 dın. Vallahi kafamı şişiriyordu. Bir çay içelim. Boğazım çok kötü. Bisiklet kullanabiliyor mu? Kullanıyor arkadaşlar. Fobim de var bu arada, onu da söyleyeyim. Neymiş senin fobin? Yükseklik. Aa evet. Biz maalece dördümüzde yükseklik korkumuz var. O evet, bende de var. Eşiniz mesleğinde ilerlemeyi düşündü mü diye sormuşsunuz. Çok. Tabii ki çok istedim. Çok, çok girdi sınavlara. Ben ama şöyle kısaca söyleyeyim, kısaca geçeyim. Çok hem de kısa. FETÖ olaylarını biliyorsunuz. Meslekte uzun yıllardır görev yapıyorum. Önümüzü her zaman kestiler. Siz anladınız bunu. İlerleyemedik bir türlü. Çünkü her zaman kendilerini düşündüler. Kendilerini yükselttiler. Biz ilerleyemedik ama ben halimden memnunum. Bugünüme şükürler olsun. Halen daha vatana hizmet ediyorum. Edemeyenler düşürsün. Aynen. Bunu da böyle kapatalım. Mikail abi, Aysun ablayı bir şarkıyla anlatmak istersen hangi şarkıyla anlatırdın? Ses alalım lütfen. Mor salkımlı o sokakta. Aynen. Çok severim. Aa, evet. O şarkı diyorsun. Evet. Mor salkımlı o sokakta. Tamam. Hep sana gelmiş sorular. Fatmacığım sormuş, güzeller güzelim. Mikail abi, bir bayan iş yeri arkadaşına, bir bayanı hani gideceği yeri bırakırken görsen tepkin ne olur? Oyarım. Yani oyarım derken tabii ki o an oymam. Ama şöyle, o beni anlar değil mi gördüğün zaman? Parçalar. Tabii o an hiçbir şey söylemem. Şöyle bakarım, o zaten düşünür. Akşama nasıl geleceğim diye. Evet. Değil mi? Gelir misin eve? Tabii ki gelirim. Ama nasıl gelirsin? İzah ederim ben sana. Tartışırken hanginiz alttan alır? Tabii ki ben alırım. Ben bu sustuğu zamanda kim yapar yapacağını, sen sakinleşince ben yaparım yapacağımı. Aynen. O böyle... Susar ama sonra başım netini yer. Evet, susarım. O böyle
kükrer, mükrer, söyler ama ondan sonra siniri geçtiği zaman ben canını okurum. Evde son sözü kim söyler? Ben. Yok, sen söz hakkın vardı mutlaka ama beraber karar alırız. Ama benim dediğim olur. Tabii ki sonuçta. Benim dediğim oluyor yani. Benden habersiz iğne bile alamaz. İğne bile alamaz. Çünkü başın etini yerim. O benim huyumu biliyor. Huyum çok fena. Eşini ha. Şu saçlara bakar mısın? Ne var saçlarında? Bembeyaz oldu bak. Ama hayatım sen, benim zevkim daha güzel. Sen zevkli misin? Bunda zevki vardır ama bilmiyorum ya. Gerçi bütün kadınlar aynı, bütün evlerde aynıdır. Son sözü hep kadınlar söyler. Yani çoğunlukla böyle olduğunu düşünüyorum. Bu evde, yani bizim evde en baskın karakter benim. Mikail değil. Uysal. Gerçekten çok uysal. Bazen herhalde ben senin damarına basıyorum. Evet. Aynen. Bazen ben herhalde damarına basıyorum. Benim favori yemeğim ne? Yani hangi yemeği yaptığımı daha çok söylüyorsun. Daha böyle güzel. Hamyarı güzel yapar. Yani gerçi bütün yemekleri çok güzel yapar. Yani eşim diye söylemiyorum. Gerçekten muhteşem yemekler yapar. Ama en favori yemeği herhalde karnıyarık. Karnıyarık mı? Yani köfte. Ya aslında. Aslında bütün yemekler güzel. Yani ben senden birini ya seçemiyorum. Bir de şey, bir insan değildir. Seçmem yemek. Ben zaten size söyledim. 2 günlük yemeği de yer, 3 günlük yemeği de yer. Ama genelde karnıyarık yemeğini yaptığım zaman herkes çok beğeniyor. Gerçi bütün yemekler de güzel oluyor. Ama bazen güzel olmadığı da oluyor. Değil mi? Yok, biz hepsini yiyoruz. Kaç gündür ne yiyoruz hep? Makarna. Makarna yiyoruz valla. Hiç yemek yapasım gelmiyor bu aralar. Tartıştığınızda ilk kim barışır? Yalan. Ya çok eskiden Aysun hiç küstürmezdi gençlik yıllarında. Halen daha genç gerçi de. Ama son o zamanlar hep kendisi barışırdı. Son zamanlarda akışına bıraktık artık. Bazen ben hamle yapıyorum, bazen o hamle yapıyor. Kimiz hamle yaparsak. Yani aynen. O an konuşmak istersek o zaman. Aynen. Ama ben inadım. Ben daha çok inat olmaya yani başladım. Ben çok daha inatlıyım. Hayatım sen beni hep yanlış mı hatırlıyorsun? İyi, bir şarkıyla anlatmak isteseydin hangi şarkı olurdu? Çile Bülbül'ün Çile. Vay. Çile. O kadar. Hayatınızda bir şeyleri ya da birilerini değiştirme şansınız olsaydı neleri değiştirmek isterdiniz? Valla ben hayatımdan memnunum. Hiçbir şeyi değiştirmesem de olur. Bu şekilde de devam ederim. Ben de memnunum yani. Bilmem, hiç düşünmedim böyle bir şey. Yok. Polis olmaya nasıl karar verdi? Çocukların isimlerini hangini seçtiniz? Çift isim mi, tek isim kullanıyorsunuz? Sen cevapla. Polis olmaya nasıl karar verdim? Aslında tamamen tesadüf oldu. Hiç aklımın ucunda geçmezdi. Amcaoğlumun o polislik polisliğe başvurmuştu. Beni de kendisi teşvik etti. Beraber gittik. Öyle oldu. Böyle nasipmiş, böyle oldu yani. Çocukların isimlerini? Çocukların isimlerini, büyük oğlanın ismi... Ama ben koydum ikisini de. Üçünü de. Üçünü şöyle söyleyeyim, üçünü de aslında Aysun koydu ama Emre'nin iki oğlumuzun ismi de çift isim bu arada. Evet, Süleyman Emre, evet. Mustafa Eren. Aynen. İlk çocuğumun ismi de Doğuş. Doğuştu. Doğuş Can'dı. Evet. En çok anlaştığımız konu acaba ne? En çok anlaştığımız konu? Zıt karakteriz aslında yani. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Eşim gezmeye gidelim dedim ya, bir pikniğe gidelim dediğim zaman eşim nerede en uzak yer var orayı tercih eder. Ben de nerede en yakın yer var oraya gitmeyi isterim. Evet. Biraz böyle, zıt karakteriz aslında. Zıt karakter yönlerimiz var. Evet, eşimin gezme anlayışıyla benim gezme anlayışım çok farklı. Onun hayata bakış anlayışıyla benim hayata bakışım çok farklı, çok farklı. Ama Mikail hep alttan alır. Evet. Alttan alır. Yani istemese bile götürür ama bir şey yapmaz. Yani demez öyle. O yüzden huyunu çok seviyorum. Yani aslında beni bu evimizde alttan alan taraf hep Mikail. Gerçi ben de seni alıyorum alttan. Alıyorum ben de seni alıyorum.
alıyorsun değil mi? Bazen. Şımarma. Eşinizin telefona takip sistemi uygular mıydınız? Yani nereden nereye gidiyor takip etme gibi ayarlar telefonlarda. Kesinlikle isterim. Takip cihazı. İsterim. Yapar mıyım? Yaparım. Yapabilirsin. Yaparım. Korku bir senden. Birbirinizde tahammül edemediğiniz uygarınız var mı? Hani çizgiyi aşan. Evet. Var. Ne? Uygarımız var. Az önce bahsettik işte. Söyle bakayım bir daha. Yani aşırı fazla titiz olmam. Ha evet. Duyu benim olarak. Benim evet temizliğim evde çok büyük bir sıkıntı oluyor. Bu. Evet. Bu yani sadece bu. Bendeki kötü huylar ne? Tahammül edemediğim. Dağınık. Dağınıklık değil mi? Dağınıklık başka. Valla bilmiyorum ki şu an kal geldi bana. Bir şey aklıma gelmiyor. Evet. Peki beni yakışıklı buluyor musun? Şimdi. Benim. Öyle bir soru yok mu hikaye? Hadi ben sordum. Hayır öyle bir soru yok. Öyle bir soru yok. Ama ben seni çok güzel biliyorum. Deli. Tahammül edemediğim huyu rahat, ben söyleyeyim. rahat bir insansın hikayemde, bayağı rahat. Mesela şey huyun var senin. Ya şimdi 4-5 yıl önceye kadar ben masada, sofrada dolu olmasını isterdim mesela. Evet, her şey yerli yerinde, düzenli. Hayır ama sorun etmezdin yine şimdi bak. Bunu. Ederdim. 2-3 çeşit yemek olmasını isterdim. Ama ha evet. Hatırladım. Ne zaman şarkıya gittim geldim ondan sonra pek sorun etmemeye başladım. Bir de artık. Çalışmaya başladığım zaman. Evet. Evet. Aynen. Yani kendisi de geçip yemek yapıyordu. Bazen yemek yemiyorduk. Kahvaltıyla bile geçiştiriyorduk. Ay soru nereden nereye gitti? Evet. Aslında yıllar içinde eşimin de huyu değişti. Benim de huyum değişti. Belki benim huylarım bir tık daha fazlalaştı. Yıllar geçtikçe eşim de aynı şekilde. Böyle değil mi? Evet. Şimdi diğer sorulara da gelelim. Kendine benzeyen kızın olmasını ister miydin? Üçüncü çocuğu düşünmedin mi? Aslında üç çocuk annesiyim. Bir tane de benim 3,5 aylık karnımda öldü. Kürtaj oldum arkadaşlar. Ama isterdim. Aslında bir kız çocuğu çok isterdim hem de. Ama olmadı. İki tane de kızımız olur değil mi? İki tane torunumuz olur. Hayır kızımız olur çocuklarımızın evlendiği aynen, zaman. Aynen kardeşimin de 4 çocuğu var. 4'ü de erkek. 4'ü de erkek. Aynen. Bizde de böyle. Hayırlısı böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Ama çok isterdim. İnanın çok isterdim hem de. Evet. Nerelisiniz? Nerede oturuyorsunuz? Ha. Zaten söyledik. İkimiz de Kars'tayız. Bursa İnegöl'de oturuyoruz. Evet. Kayınvalideniz her şeye karışır mı? Karışmaz. Asla. Asla. Yani o benim evime geldiği zaman ev onundur. İstediği gibi kullansın, etsin, yapsın, yesin, içsin. Hayatta hiçbir şey demem değil mi annene? Yani, asla. Ama babama der. Babana der. Eşiniz nokta. Size kötü davranıyor mu? Sen mi? Evet. Kötü davranıyor musun bana? Asla. Aa yok. Evet, eltinizle aranız nasıl? Ay şey, eltimle aran nasıl? Eltimle de aram çok iyidir. Ben gelinim de var biliyorsunuz Mürvet. Eltim de var. Ne kimseye otur ne kimseye kalk derim. Hayatta hiçbir şeyle karışma. İyi bir görümce misin? Vallahi kendime göre çok mükemmelim. Mükemmelim. Onu ama görümceye sormak lazım. Onu görümceye sormak lazım. Yani mükemmel demeyeyim. Estağfurullah. Kimse mükemmel değildir. Ama söylediğim gibi hiç kimseye karışma. Hiç kimseye. Çocuklara bağırıyor musunuz? Sen? Bazen. Sen yok. Çok nadir. Çok nadir bağırıyorum. Çok çok nadir hem de yani. Çok çok nadir. Ama ben bağırıyorum. Yani doğruya doğru bağırıyorum, kızıyorum. Çocuklar en çok kimden korkar diye de sormuşsunuz. Kimden? Benden. Hikâli yalan benden. Ha, bir dakika Mustafa en çok kimden korkuyorsunuz? Benden yani. Bu kadar güler yüzlüyümdür, bu kadar pozitifimdir ama bir o kadar da asabiyimdir, sinirliyimdir. Kaynananız evinizde rahat ettirir misiniz? Az önce cevapladın evet. Zaten. Asla karışmam. O kaynanam değil, o benim annem. Annem öldü. Ama
annemin eksikliğini tabii ki hissediyorum ama Allah razı olsun bir kere. Yani bana kaynana gibi değil, anne gibi davranıyor, o kadar. Çok kim küser, kaç ay diye sormuşsunuz. Zaten deminden de cevaplamıştık. Yani ben. Eşiniz dağınık mı? Çok fena. Dağınık. Dağınıksın. Biraz. Çocuklarınızdan evet. Beklentileriniz nelerdir diye soru sormuşsunuz. Ben hemen Mikail'e yönlendiriyorum bu soruyu. Tabii ki çocuklarımızdan çok şey bekliyoruz. Öncelikle vatanını sevmesini, milletini sevmesini ve insanları sevmesini bekliyoruz. Bunun hayırlı haricinde çocuklar. Vatana, millete hayırlı evlatlar evet. Olmasını istiyoruz. Sadece tek temennimiz bu. Tabii ki güzel şeyler istiyoruz. Yani iyi bir İnşallah. Yerde, iyi bir konumda okusunlar, İnşallah. Adam olsunlar, bunlar istiyoruz ama en önemlisi benim için vatanını, milletini sevmesi. Aynen. Aynen öyle. Yani daha ne isteyebiliriz ki, sadece hayırlı evlat olsunlar yeter. Bir soru sormuştunuz, şimdi aklıma geldi. Eşiniz çalışan bayanla mı evlenmek isterdi yoksa ev hanımıyla mı? Evlendiğimizde tabii ki ev hanımını tercih etmiştim. Ama şimdiki aklım olsa emin olun çalışan biriyle evlenmeyi bayan. Tabii ki isterim. Aynen. Ekonomik şartlar, hayat mücadelesi, yani çalışmasını isterdim. Ama yine benle değil mi? Tabii ki. Yani yine de benle. Herhalde seninle. Hanginiz daha cimri diye sormuşsunuz. Eşim kendi para kazandığı zaman bize zırnı koklatmaz, onu söyleyeyim. Ben bana cimri der ama ben sadece tutumluyum. Huzur masraf etmeyi sevmem. Ama en çok o cimridir. Kendi parasına, benim parama değil yalnız. Doğru mu? Eşimin parasına harcamayı çok severim. Aynen. Genelde hep sana aldırırım, değil mi? Bu da sağ olsun hep alır bana. Allah razı olsun. Ama evlilikte tabii ki paralar ortaktır, değil mi? Biz hiç görmedik ortaklığı. Niye? Senin paran. Aşk olsun aşkım. Ben sana alıyorum ya yine arada sırada. Arada sırada. En son mi? Ne zaman hediye aldınız eşinize? Saat aldım. Ne zaman? Adres aldım, ayakkabı aldım, spor ayakkabı. Ben ne aldım en son sana? Radyo. Radyo aldım. Yani. Radyo aldım. Çok tatlı bir radyom var. Evet. Şimdi ne alacak bana? Spor ayakkabı. Yılbaşına daha çok var. Ay, neyse spor ayakkabı ben aldım. Yani ben cimri değilim evet. Ama para kazanmaya başladıktan sonra paramı çok tutmaya başladım. Harcıyorum. Harcadığım şeyler de var ama genelde eşlerin parası bir daha tatlı harcanıyor. Yani bunun parasını harcamayı seviyorum. En son söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Neymiş? İzleyici kitlene söylüyorum özellikle. Araç kullananlar varsa lütfen kurallara uyunuz. Biraz sesli konuşsan, ezan dokunuyor. Baştan mı söyleyeyim? Yok, devam et. Kesmeyeceğim burayı. He. Ezan okunuyor ya. Lütfen araç kullananlar için söylüyorum. Lütfen kurallara uyun. Emniyet kemerinizi takın. Yoldaki işaret levhalarının hepsinin birer anlamı olduğunu unutmayın. Kazasız belasız tatiller, günler, aylar geçirmenizi temenni ederim. Allah'a emanet olun. Sorduğunuz sorular için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel sorulardı. Biz çok eğlendik soruları cevaplarken. İnşallah sizler de bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar yapar mıyız? Nasip. Nasip yaparız inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar.